Şimdi bir yeni bilgi geldi haber merkezine bir istifa İyi Partiden bir istifa Profesör Doktor Taner Demirer de İyi Partiden istifa ettiğini açıkladı üst düzey bir istifa ekranınıza getirdik önce şu bilgiyi paylaşayım kim kendisi İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sağlık Politikaları Başkanı 2002 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü 2014 Meclis Onur Ödülü ve 2020 Aziz Sancar Bilim Ödülünün sahibi şöyle başlıyor kamuoyuna duyuru. İyiler ve cesurlar hareketinin yiğit neferleri değerli iyi Partili kardeşlerim diye başlıyor uzunca bir mesaj. Şöyle özetleyebilirim üç başlıkta bir Yozgat'ta aday olması gerekirken Yozgat'taki İyi Partililer de bundan yana tavır koymuşken kendisinin aday gösterilmediğini söylüyor. Diğeri CHP ile işbirliğinin yapılması gerektiğini düşünen isimlerden biri olduğunu iyi Partide dile getirdikten sonra Özgür Özel ile işbirliği yapılması gerektiğini desteklediğini fakat bunun da kabul edildiğini edilmediğini dile getiriyor. Bunun da bu kararıyla birlikte parti içerisinde azınlıkta kaldığını vurguluyor. Bir diğeri de Meral Akşener'in bildiğiniz gibi 27 Nisan'da olağanüstü kurultay olacak ve ilk parti liderliğini yapmaya başladığı andan itibaren Meral Akşener bir merkez parti konumunda olacağını savunmuştu. Diyor ki ekranınızda Taner Demirer merkez parti olma hedefinden de uzaklaşmıştır. Ben de bu sebeple gelinen bu noktada İyi Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum diyor. İşte olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan değerli arkadaşlarını da başarılar dilediğini dile getiriyor. 31 Mart yerel seçimlerine ardından bildiğiniz gibi umduğu sonucu alamadı İyi Parti ve 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü bir kurultay var. Şurada kaldı 10 gün. Parti içinde bir milat olacağını artık biliyoruz. Yani ne olacak? Bu beraberinde bir fırsatımı mı getirecek? Yoksa bir tufana mı neden olacak acaba İYİ Parti'de diye. E, bu arada adayları da şöyle bir e, özetleyeyim. E, Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın arasında geçeceği e, kurultaydaki yarışın bir taraftan da bu konuşuluyor ve bir isim daha istifa etti. Gerekçelerini de sizinle paylaştık, aktardık. Şimdi seçim İyi Parti açısından evet ezmetle e, sonuçlandı diyebiliriz. CHP çok büyük bir başarı sağladı ve önemli belediyeler de uzun yıllar sonra CHP'ye geçti. MHP'den CHP'ye geçen belediyeler var. AKP'den CHP'ye geçen belediyeler var.